Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine ben kendime daha önce yapmış olduğum kahve kavanozumun bu sefer biraz daha büyüğünü yapacağız. Buna da filtre kahvemi koyacağım. Bunda Türk kahvesi var. Bunda da filtre kahve olacak. Bunun için yine beyaz tutkal, ıslak mendil, siyah ve beyaz kalem ve kavanoz. Tabii kavanozumuzun haricinde aynı zamanda tabii ben hazırladım daha önceden ıslak mendillerimizi şu böyle gördüğünüz gibi şunlarla kestim de. Ama size tabii kuruması gerektiği için sadece göstereceğim nasıl yapmamız gerektiğini. Islak mendilimizi alıyoruz. Birçok ıslak mendilimizi alıyoruz. Şöyle hazırladığımız kahve karışımının içine koyuyoruz. Kahve karışımımızı da bir kaşık, bir tatlı kaşığı Türk kahvesi ve bir tatlı kaşığı filtre kahveyle ılık suyla karıştırarak yapıyoruz. Kahvelerimiz eridikten sonra içine ıslak mendilimizi böyle koyuyoruz ve şöyle sıkıyoruz. Sıktıktan sonra bakın üstünde böyle kahveler görüyorsunuz. Bunların kuruması gerekiyor. Kurumaya bırakıyoruz. Sonra da böyle kuruduktan sonra bu şekilde renk alıyor ve biz yani istediğiniz şekillerde kesiyorsunuz. Sonra da yapım aşamasına geçiyoruz. Bunları tutkalla kavanozumuzun üstüne yapıştıracağız. Hazırladığımız peçeteleri kavanozumuza yapıştırmaya başlıyorum. Rastgele biçimlerde yapıştırıyorum ve tekrar üstüne tutkal sürüyorum. Üst üste gelebilir. Zaten gelmesi de daha güzel olur. Çünkü o üst üste gelen yerlerden biz tekrar bir işlem yapacağız kalemlerimizle. Ve deri görünümü alacak kavanozumuz. Bu şekilde yapıştırmaya devam ediyoruz. Hem altına sürüyoruz tutkalımızı hem üstüne sürüyoruz. Şimdi bu peçetelerimizi ya da ıslak mendillerimizi üstüne yapıştırdık, kurudu. Şimdi yapmamız gereken kalemimizle yine yapıştırdığımız yerlerdeki bağlantı yerlerinden şu şekilde noktalar koyuyoruz karşılıklı. Sonra onları beyaz kalemle çiziyoruz. Böylece sanki deri havası verdiğimiz kavanozumuzu dikişler atmış gibi olacak. Şimdi onu yapmaya devam ediyorum. Kavanozumuzu çizimini bitirdik. Üstüne vernik süreceğiz. Ama tabii ondan önce
yapmamız gereken yine kapağını da boyayarak ona uyum sağlaması. Beyaz bırakmayacağım. Koyu renk yapmak istiyorum. Vernikledikten sonra da kahve kavanozumuz hazır olacak. Kapağımı siyah renkle boyamayı düşünüyorum. İçine biraz hafif de böyle eskitme bir renk katıp kahveleştireceğim. Kuruduktan sonra da biraz da üzerine kahverengi süreceğim. Şimdi kurumaya bırakıyorum. Şimdi kapağımın rengini de biraz daha kavanozumun rengine uydurabilmek için siyahın içine altın rengi koydum ve karıştırıyorum. Sürüyorum. Kuruduktan sonra vernikliyorum ve kavanozum hazır oluyor. Evet, kapağımızı da boyadık, kurudu. Şimdi vernikliyorum. Vernik işlemi biliyorsunuz her zamanki gibi suya daha dayanıklı olması için ve aynı zamanda boyanın daha net görünmesi için sürdüğümüz bir şey. Böyle olunca yıkamaya da uygun oluyor. Ben yine su bazlı vernik kullandım. Aynı işlemi kapağıma da yapıyorum. Kurumaya bırakıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, kavanozum hazır. Bu kahve olanı, Türk kahvesi. Bu da filtre kahve. Şimdi filtre kahvemi içine boşaltıyorum. Ve böylece kullanıma hazır olmuş oldu. Kapağımı da kapıyorum. Evet. Eğer kahve kavanozlarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Beni destekliyorsanız eğer, abonem de olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.